Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Son dakika transfer haberleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, Yunanistan ile Finlandiya arasında oynanan Euro 2020 eleme maçını yerinde izlemişti. Demirel'in bu maçta Finlandiya'nın golcü oyuncusu Teemu Pukki'ye hayran kaldığı ve Yanal'a verdiği raporunda da bunu belirttiği öğrenildi. Vedat Muriç'in yanına üst düzey bir forvet almayı planlayan Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuyu da listesine aldığı ifade edildi. Norwich City ile sezona müthiş bir başlangıç yapan yıldız oyuncu ilk 3 haftada 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'de ara transfer dönemi adına çalışmalar aralıksız sürerken sarı lacivertler hiç tahmin etmedikleri bir durum karşısında adeta şoku yaşadı. Milli takımın ve Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sezon sonu bitecek olan sözleşmesine binaen sarı lacivertlerden bir teklif aldı. Teklifi hiç düşünmeden reddeden Ozan'ın bu kararı Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı. Yönetimin başarılı oyuncu ikna etmek için çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray yaz transfer döneminde Belhanda'nın yerine düşündüğü ancak Faslı Yıldız'ın takımda kalması üzerine transferi gerçekleşmeyen Eber Banaga'ya yeniden kancayı taktı. Teknik direktör Fatih Terim'in hafta başında yöneticilerle yaptığı görüşmede Banaga'yı kadroya katmamız lazım. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız ifadelerini kullandığı belirtildi. Sarı Kırmızılı yönetim 31 yaşındaki Banaga için önümüzdeki günlerde Sevilla'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü Eber Banaga'ya yeni sözleşme sundu. Ancak Arjantinli Yıldız acele etmeye gerek yok diyerek imza atmaktan kaçındı. Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da yeni bir isim gündemde arkadaşlar. Sarı Kırmızıların Sevilla formasını giyen Munas Dapur'la ilgilendiği öne sürüldü. Sezon başında 17 milyon euro karşılığında Salzburg'dan Sevilla'ya transfer olan İsrailli forvet şu ana kadar La Liga'da hiç forma giyemedi. İddiaya göre Galatasaray'ın 27 yaşındaki golcüyü kiralamak için harekete geçtiği öne sürülüyor. İsrailli golcü Dapur en iyi dönemini geçirdiği Red Bull Salzburg'da 128 maçta 72 gol ve 31 asistle oynadı. Galatasaray'da forvet transferi için öne çıkan ikinci isim ise Ahmet Kutucu arkadaşlar. İdari menajer Şükrü Hanedar, Alman ekibinin sportif direktörüyle bir araya geldi ve yıldız oyuncuyu kiralamak istediklerini iletti. Milli forvetin ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyor. Savunma hattı için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir transfer hatağı geldi. İddiaya göre orta sahanın sahana oyuncu bakan Trabzonspor ile ilgili İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen 31 yaşındaki Polonyalı yıldız Kamil Krosoçki'nin Trabzonspor'un radarına girdiği iddia edildi. Orta sahanın iki kanadında da oynayabilen Krosoçki bir dönem Sivasspor'da da forma giymişti. Hull City forması giyen Krosoçki bu sezon 16 maçta görev aldı. 5 gol atan yıldız oyuncu 2 asist yaptı. Bordo Mavilerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izlerken MVKM'de sürpriz bir teklif geldi. Bundesliga ligi ekiplerinden Hertha Berlin, Nijeryalı oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çaldı. Trabzonspor'un son 2 sezondur en önemli silahlarından biri olan MVKM, Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun uzun süredir Hertha Berlin tarafından izlenildiği öğrenilirken, Bundesliga ekibini devre arasında MVKV kadrosuna katmak için Trabzonspor'a teklif yapacağı bildirildi. Portekiz medyasında yer alan habere göre Porto, yaz transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Aboubakar'ın bonservis bedelini belirledi arkadaşlar. 2.9 milyon euro ile Porto'nun en çok maaş alan oyuncusu olan ancak kadroya dahi giremeyen Aboubakar için 3 milyon euro bonservis bedeli belirlendi. Diz sakatlığı geçiren ve performansını bir türlü toparlayamayan Aboubakar kadrodaki yerini de Maraga'ya kaptırmıştı. Beşiktaş yönetimi de Abdullah Avcı'nın onaylaması durumunda Aboubakar için ilk görüşmeyi hafta yapacak arkadaşlar. Bir önceki videomu izlemediyseniz aşağıdaki pencereden ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.